Söyle ne var? Görüyorsun elimden kaçtı işte. Bir anda gitti. İçeri girdi. Bera'nın annesinin ruhu içeri girdi. İçeride bir yerlerde olmalı. Nerede? Nerede? Söyle bana hadi. O saklanıyordur. Ama ben görebiliyorum onu. Sen Bela'ya bak, tamam mı? Ben annesiyle ilgilenirim. Annesini bitireceğim Migrant. Bundan şüphen olmasın. Isıracak mısın? Evet. İnsan formunda. Yuvi abi. Git hadi. Burada. Bela, iyi misin? Bela? 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 Su getirin. Işıkları açın. Işıkları açın. Bu şan. Bela? Bela? Ne oldu? Bela? Ne oldu öyle? Mahir, hadi hemen yatak odasına götür onu. Bela? İşte şimdi kızımın rüyasına gireceğim ve ona her şeyi anlatacağım. Hayır, onu uyandırmayın, uyandırmayın. Mahir, sorun değil. Belki de yorulduğu için tansiyonu düşmüştür. Bırak dinlensin. Bir şeye ihtiyacı olursa söyle bana. Hı? Tabii ki anne. Hiç bilmiyorum Bela. Kim rüyama girdi bilmiyorum. Ama umarım seni kurtarmayı başarmışımdır. Kızımı kurtardın Mahir. Teşekkür ederim. Onu bütün tehlikelerden kurtardın. Bir şey oldu mu? Evet. Sen git uyu. Ne? Ne demek ne? Beylan'la tabii ki ben ilgileneceğim, sen değil. Bu kadar şaşırma. Ne sanıyorsun? Saçmalama Yuvi. Beylan'ın yanından hiçbir yere ayrılmıyorum. Evet Mahir. Migrant'ı kızımla asla tek bırakma. Eğer burada kalırsa onu uyandırır. Ve ben de rüyalarına giremem. Hayır, ne oldu? Neden onu bırakmıyorsun? Çünkü gitmemi istemezdi. Bak, öğrenmen lazım. Birinin elini nasıl bırakacağını. Ve fark etmeyecektir. Bundan eminim. Benim elimi seninki zannedecektir.
Yuvi sen... Konuşmamız lazım bence. O zaman sessiz konuş, onu uyandıracaksın. Tamam o zaman, dinlensin. Dışarıda konuşalım, gel. Bir saniye, dur. Ne yapıyorsun sen? Tamam, bir şey olmayacak. 2 saniye sürecek, gel hadi. Bela, geliyorum kızım, geliyorum. Rüyana geliyorum, dayan kızım, dayan lütfen. Sadece seninle konuşmak istiyorum. Ve sen ne diyeceğimi daha dinlemeden celalleniyorsun. Derdin ne senin Yuvi, ne yapıyorsun? Biliyorsun sen de neyi istediğimi. Hatta kimi istediğimi. Senin önünde, ailenin önünde Beyla beni sevdiğini söyledi. Hatırlamıyor musun bunu abi? Dinle Yuvi. Şu hayatta bir şeyi fark ettim ben. Her şey siyah ve beyaz değildir, tamam mı? Ne aşk ne de ilişkiler. Ama her şey net. Burada durum açık. Beyla açıkladı zaten. Neyi istediğini, neyi istemediğini. İtiraf etti bir kez beni istediğine, hala ne istiyorsun anlamıyorum. Kafanı ne karıştırıyor bilmiyorum. Her neyse. Söyle bakalım ona. Beyla sana ne dedi de senin kafanı bu şekilde karıştırdı, söyle bana. Hiçbir şey. Beyla bana beni sevdiğini söylemedi, biliyorum. Ama beni sevmediğini de söylemedi. Bu yüzden biliyorum ki beni yanında istiyor şu anda. Anladın mı? Görmek istediğini görüyorsun sen. Bir dahakine onun ihtiyacı olan ben olduğumda kenara çekil. Ben onu uyutur, yarasına bakarım. Tamam mı? Gitmene gerek yok. Ben getireceğim. İyi oldu. Ben de zaten senin belamdan uzaklaşmanı istiyordum Mahir. Son gücümle. Anne! Anne! Ruhi! Anne! İyi ki seni buldum! Anne! Anne! Anne sen! Anne! Anne ayağın! Ne oluyor sana böyle anne? Öğrendiler Bela! Öğrendiler! Hayatta olduğumu biliyorlar artık! Sen hayatta mı? Şaka, tanıştınız mı? Hoş geldin kraliçenin annesi. Rüya dünyasından insanlar dünyasına hoş geldin. Seni şimdi ölülerin dünyasına göndereceğim.
Kusuruma bakma, özür dilerim. Bugün hem seninle özlemimizi gidermemiz hem de son kez görüşmemiz gerekiyor. Buraya nasıl geldin sen? Sana kim yardım ediyor? İsmini söyle! Söylemeyeceğim. Ben hayır söylemeyeceğim. Ruhi gözlerini aç. Ruhi uyan. Şşş! Bir şey demeden onu öldürmemiz lazım. Çabuk ol. Hadi. Ruhi! Ruhi! Kimseye güvenemezsin Ruhi. Beni iyi dinlemelisin Ruhi. Kime güvenirsen sana çok kötü bir şekilde ihanet edecek. Kimseye güvenme. Kimseye güvenmemen lazım. Anne! 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 Ne oldu Ruhi? Kötü bir rüya mı gördün? Kabus muydu yoksa? Yine rüyamda annemi gördüm Vikrant. Nasıl? Bir şey söyledi mi sana annem peki? Sürekli tehlikede olduğumu, kimseye güvenemeyeceğimi ve birinin bana ihanet edeceğini söyledi. Ben de bunu söylüyordum. Mahir güvenini hak etmiyor. Vikrant, neden sadece Mahir olur? Ne yapmalıyım? Bu dünyada en güvendiğin kişi Mahir değil mi senin? Beni anlamaya çalışmıyorsun Vikrant. Bir nedenden dolayı gerginim. Annemin bu şekilde rüyama girmesi demek. Hoş rüyaymış gibi hissettirmiyor. Gerçekmiş gibi. Rüya aleminde gezerek bence beni... Rüya aleminden nasıl gelebilir? Tekrar etmekten gerçekten yoruldum artık. Senin annen ölü. Hayattaysa bile çok fazla kalmayacak. Vikrant, anlamıyorsun. Atladığımız bir nokta var. Bir şeyin farkına varamıyoruz. Sen hayatta değil diyorsun. O zaman nasıl iki kez rüyama girdi? Bence o beni görebiliyor ve bence bir yerlerden beni izliyor, durumumu görüyor ve bana yardım etmek için rüyalarıma giriyor. Bana bir şeyden bahsetti. Testle ilgili tehlike geliyor dedi. Nasıl yani? Ona sorduğumda bir işaretten bahsetti. İşaretten. Ne demeye çalışıyorsun anlamıyorum dur, anne. Dur, dinle beni. Şimdi sana bir işaret göstereceğim. Ve sana söylediğim şekilde eğer test edersen onu anlayacaksın Bela. Sana ihanet edecek kişinin kim olduğunu böylece anlayacaksın Bela. Ne diyorsun Bela? Bir işaretten bahsettim. Ne diyordun? Ne diyordun? Söyle hadi. Söylemen lazım bana. Söyle hadi. Hadi söyle. Bekliyorum. Söyle hadi lütfen. Bırak elimi Vikrant. Tam olarak net anlayamıyorum. Uykuluydum. Çözemiyorum. Niye böyle konuşuyorsun? Tamam. Özür dilerim sana. Özür dilerim. Seni korumak istiyorum ve böyle tehlikede olduğunu duyunca sinirleniyorum. O yüzden hemen... Duymak istiyorum nasıl çözebileceğimizi ve öğrenmek istiyorum. Sana bir şey olmasını istemiyorum. Affet beni Bela. Özür dilerim senden. Affet lütfen. Benim uykum var. Uyuman lazım. Yani demek istediğim uyuman gerekiyor. Başını vurdun, dinlenmelisin. Uyu hadi. Lütfen dinlenmelisin. Yat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.